arkadaşlar. Acil Matematik TT Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemleri konu başlığı ile devam ediyoruz. Bu videoda üçüncü testin çözümünü yapacağız. İlk soruda bir atölyedeki bazı koltukların bir kol dayanağı, bazı koltukların ise iki kol dayanağı vardır. Bir kol dayanağı olan koltukların dört ayağı, iki kol dayanağı olan koltukların ise beş ayağı vardır. Bu atölyedeki koltukların ayaklarını ve kol dayanaklarını sayan biri toplam 22 tane kol dayanağı ve 64, 67 tane ayak saydığına göre bu atölyede toplam kaç tane koltuk vardır demiş. Şimdi e, 4 burada mesela tek kol bazılarını tek bir tane olanlar, bazıları iki kol dayanağı olanlar vardı. Tek olanlara x diyelim, iki kol olanlara y diyelim. O zaman burada e, kol dayanaklarının sayısı 22 ise bir tane olanlar burada x taneydi. O yüzden x tane kol dayanağı gelir. 2 tane olanlar y taneydi. 2 kol dayanağı olduğu için 2y toplamda 22'ye eşit. Aynı şekilde ayaklarına bakalım. X, ta, X tane buradaki koltuğun 4 tane ayağı var. Diğerlerinin ise 5 tane ayağı var. O yüzden 5y ve toplamda 67'ye eşit. Yok etme metodunu kullanalım. x 4 ile çarptığımız zaman buradan 4x'ler gidecek. Eksi 3y buradan eksi 88. 67 ile topladığımız zaman eksi 21 geldi ve y değerimiz de 7 oldu. E değerini yerine yazdığımız zaman burası 14. O zaman x değerimiz de buradan 8 geldi. Toplam bize koltuk sayısını sormuş. Buna göre 8 artı 7'den 15 tane koltuk varmış. İkinci soruda SPF yani güneş koruma faktörü güneşe maruz kalınan süre içerisinde tenin güneş ışınlarına karşı ne ölçüde korunduğunu belirten sayısal bir değer. Güneş kremi alacak olan bir kişi SPF değerine en yakın olan güneş kremini alması gerekiyor. Buna göre en fazla 10 dakika güneşte kalabilen hassas cilde sahip olan bir kimse güneşte 3 saat kalacaksa. Şimdi güneşte kalınan süre o zaman buraya yazacağım. Dakika cinsinden demiş. Buradan aynı şekilde korunması olarak güneşte kalınan süre en fazla 10 dakika güneşte kalabiliyor. Şöyle diyeceğiz o zaman 3 saat yani 180 çarpı burada 1,33 bölü 10 dakikaya eşit olacak. Bölü oranlayacağız. Sadeleştirdik buradan 18 geldi. 133 bölü buradan 100 çarpı 18 diyeceğiz. Çarptığımız zaman şöyle diyelim 133'ü burada 18'e çarptığımız zaman 24. Buradan 24'ten tekrar 26. Buradan 1000 geldi. 3 ile 1 ile çarptığımız zaman 133. Buradan 2394 e, 100'e böldüğümüz zaman da 23,94 olacak. Dolayısıyla hangisini kullanması gerekiyor? En az 23 olması gerektiği için o zaman bunlardan hangisini kullanması gerekiyor dersek cevabımız burada en az 25'i kullanması lazım. Çünkü 23'ten fazla olması gerekiyor ki korunsun. O yüzden de cevabımız C şıkkı geliyor. Üçüncü soruda ibuprofen ateş ve ağrı kesici için önerilen reçeteli bir ilaç ve ilacın yarı ömrü yaklaşık 2 saattir. Örneğin 200 mg'lık bir ibu, e, ibuprofen yutan bir hastanın kan dolaşımında 2 saat sonra 100 mg ilaç kalacaktır. Tekrar 2 saat sonra toplam 4 saat geçtiğinde kan dolaşımında sadece 50 mg'lık ilaç kalmış olacak. Eğer bu hasta 6 saatte bir 800 mg'lık bir ibuprofen alırsa ilk doz alımından 10 saat sonra kan dolaşımında kalacak olan ilacın miktarı kaç mg'dır? Şimdi ilk başta burada 6 saatte bir 800 mg alacak. 200 mg'lık aldı mesela 2 saat sonra. Şimdi burada 800 mg'lığı aldı. 2 saat geçtiğinde burada 2 saat sonra 100 mg kalacak. Yani yarı ömrü 2 saat demişti. Yarıya düştü. 400'ü kaldı 2 saat sonra. Tekrar bir 2 saat geçtiğinde 200'ü kaldı yarısı. Tekrar bir 2 saat geçtiğinde ise 100'ü kaldı. Ve 6 saatte bir aldığı için tekrar burada o zaman bir 800 mg'lık daha burada ilaç almış olacak. İlk doz alımından 10 saat sonrayı soruyor. Şimdi burada toplamda 900 oldu. 900 tekrar yarı ömrü yine aynı şekilde burada 2 saat sonra 450'ye düşecek o zaman. Şu an 8 saat oldu. Bir 2 saat daha geçtiğinde yine yarısı 225 olacak. Dolayısıyla ilacın miktarı, kanda kalan ilacın miktarı 225 mg olacak. Dördüncü soruda toplam 10 TL'si olan bir kişi marketten gofret alacaktır. Tekli ya da üçlü paketler halinde satılmakta olup gofretler satış fiyatı ile ilgili bilgiler verilmiş. Tekli olanlar 0.5 TL, üçerli paketler ise 0.9 TL. Kişi tüm parasını harcayarak marketten en fazla kaç tane gofret alır? Şimdi burada tanesi 0.5, burada tanesi 0.3'e geldiği için bunlardan olabildiğince çok alırsa, gofret sayısı fazla olur. Mesela 10 tane bu paketten alırsa eğer 30 tane gofret almış olur ve 9 TL harcamış olur. Şimdi hala 1 TL'si var. Şimdi tüm parasını harcamak zorunda olmasa 0.9'dan bir tane daha alır ve 9,9'a 33 tane gofret almış olur ama tüm parasını harcamamış oldu. Tüm parasını harcayarak dediği için o zaman 05'ten 2 tane daha alır ve 10 TL'yi tamamlar. Toplamda da 32 tane gofret almış olur. Beşinci soruda 3 farklı TV kanalı gün içinde çocuk programları göstermekte. A, B ve C kanallarının burada saatleri verilmiş. Bu 3 kanal arasında gezerken toplamda en fazla kaç saat dakika boyunca aynı anda çocuk programlarına denk gelebilir? Şimdi mesela kesişim kısımlarına burada bakmamız lazım. Mesela 9.30'da başlıyor. 10.50'de 11.40'da başlıyor. Şimdi o zaman bu aralıktaki kesişim kısmına baktığımız zaman burası zaten 18.30'a kadar gidecek. O zaman bu üçünde de 11.40'da başlıyor demektir. 11.40 üçünde de var. 13.20'ye kadar bu üçünde de yine aynı şekilde var. Üç kanalda da 13.20'ye kadar var. O zaman 11.40 ile 13.20 arasındaki zamana bakalım burada. Buradan 40 geldi. 1 saat 40 dakika. Burada bir kesişim oldu. Üçünde de aynı anda. Daha sonra bunun dışında mesela B'nin 16.40'a kadar demiş. C'de burada o zaman 17 ona kadar değil 16.40'a kadar olan bir zamandan bahsedeceğiz. Nereden nereye kadar? Mesela 14.50 Buradaki ortak zaman. Üçünün yine aynı şekilde 14.50 ortak zaman. O zaman 16.40 ile 14.50 arasındaki zamana bakalım şimdi de. Buradan da şöyle diyelim. Burasını 15 buraya 60'ı aldığımız zaman burası 100 geldi. Yani 1 saat 50 dakikada burada. Topladığımız zaman 2 saat 90 dakika. Buradaki 60 dakika karşıya aldığımız zaman 3 saat 30 dakikaya karşılık gelmiş oluyor. 6. sonra bir hastanedeki barkod sistemi her hastanın muayenesinin 10 dakika süreceğine dikkate alınarak sıra vermekte. İlk üst sırayı alan hastalardan ilk ikisi sıra alma tuşunu arka arkaya basmış ve 3. hasta ise 2. hastanın basışından 3 dakika sonra tuşa basmış. Ve bu şekilde oluşmuş. Bekleme süresi şimdi burada ilk mesela birinci hastada sıra 10 dakika sonra diğeri gelecek. Bunlar arka arkaya basmışlar ama üçüncü hasta onun bastığından 3 dakika sonra tuşa basmış. O yüzden de burada 107 bir 7 dakikalık bir zaman var arada. 10 dakika değil de 7 dakika oluşmuş. Dördüncü hasta sıra alma tuşuna üçüncü hastanın tuşa bas üçüncü hastanın tuşa basışından 8 dakika sonra bastığına göre bu hastanın sıra numarası hangisi olur? Şimdi o zaman burada dördüncü hasta üçüncü hastanın tuşa basışından demiş 8 dakika sonra. Şimdi mesela burada 3 dakika sonraydı o yüzden 10-3'den 7 dakika sonra verdi bize. Üçüncünün basışından 8 dakika sonra dediğine göre o zaman 10-8'den 2 dakika sonra vermiş olacak. Dolayısıyla 17'den 2 dakika sonrasına gittiğimiz zaman 19. dakikada da dördüncü hastayı alacağı için cevabımız 5 şıkkı olacak. 7. soruda akvaryum satan bir mağazada içinde 8 balık ve 9 balık bulunan akvaryumlar var. İçinde 9 balık bulunan akvaryumların sayısı 8 balık bulunan akvaryumların sayısının 3 katı. Burada x tane varsa burada 3x tane akvaryum var. 8 balıklı akvaryumların 4 tanesi kırıldığında bu 4 akvaryumun balıkları şimdi e, her birinde 8 tane balık varsa 4 tanesi kırıldı 32 tane balık o zaman balıkları bazı 8 balıklı akvaryumların her birine bir balık olacak şekilde konulmuş. Yani 32 tane akvaryumun için o zaman 8 balıklı akvaryum sayısı burada zaten 4 tanesi gitmişti. Daha sonra 32 tanesine de birer tane balık konduğu için artık onlar 8 balıklı değil 32 tane daha azaldı. Ve 32 tane balık her biri birer tane eklendiğinde artık onlar 9 balıklı akvaryum olduğu için 9 balıklı akvaryum sayısı da 32 arttı son durumda 9 balıklı akvaryum sayısı 8 balıklı akvaryum sayısının 4 katı olmuş. Bize 8 balıklı akvaryum sayısını soruyor ilk baştaki. Yani x'i sormuş. Şimdi şöyle düzenleyelim. Burası 4x. Burada eksi 36. 4 de çarptığımız zaman eksi 144. Karşı tarafta da 3x artı 32'ye eşit. x değerimiz de burada. 144'ü karşı tarafa gönderirsek 176'ya eşit oldu. 8. soruya geldik. X santimlik iki çıtaya ihtiyaç duyan Salih 2 iki, 2x iki santim uzunluğundaki bir çıtayı marangozu götürerek bu çıtayı tam ortasından ikiye bölün demiştir. Marangoz bunu bu çıtayı ikiye bölün, parçalardan biri diğerinin tam ortasına gelsin diye anlamış ve anladığı gibi de yapmıştır. Şimdi Salih'in istediği bu şekilde, diğer ise marangoz ise bu çıtayı ikiye bölmüş ve parça 2'ye bölün ve parçalardan biri diğerinin tam ortasına gelsin demiş yani aslında şöyle 3'e bölmüş burada tamamını 3 eşit parçaya bölmüş bu şekilde iki katı haline gelmiş Sa Salih marangozdan aldığı çıtaları uzunluklarına bakmadan eve getirmiş ve yerlerine monte edeceği zaman bir parçanın a santim uzunluğu a santim uzun diğer parçanın b santim kısa kaldığını görmüştür şimdi şöyle Normalde o xx istiyor Burada x santimlik 2 çıtaya ihtiyacı var. 2 x santimi götürdü. x x olsun istiyor. Bir tanesi a santim e, burada uzun. Demek ki bu x'ten a santim uzun. Diğeri de b santim kısa. Bu da x'ten b santim kısaymış. Buna göre a ile b'nin toplamında 72 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. x eksi b'nin 2 katı x artı a'yı eşit. Buradan bir denklem oluşturalım. 2x eksi 2b eşittir. x artı a geldi. Buradan x eşittir a artı 2b oldu. Şimdi a ile b'nin toplamında 72 olduğunu biliyoruz. Ee, burada ikisini topladığımız zaman da 2x eşit olacak. Onu da kullanabiliriz. İkisini topladık. 2x artı a eksi b de burada e, buradaki tamamı da 2x'e eşit. 2x'ler gitti. O zaman a değerimiz b'ye eşit oldu. Şimdi a değerimiz b'ye eşitse yerine yazdığımız zaman mesela a yerine b yazarsam 2b 72 B de buradan 36 geldi. B yerine 36 yazdık. 72. A da 36. B'ye eşit çünkü. Topladığımız zaman da x değerimiz 108 geldi. 9. soruda aşağıdaki tabloda kütlesi 100 gram olan bir süngerin suya ya da yağa batıldıktan sonraki kütlesi verilmiş. 12 tane süngerin bir kısmı içinde A gram yağ olan bir kovaya, diğer kısmı içinde B gram su olan bir kovaya batırılmış. Batırma işleminden sonra her sünger tabloda belirtilen kütlere ulaşmış ve yağ kovasında yağ, su kovasında su kalmamış. Ona göre A kaçtır? Şimdi şu sünger sayısı üzerinden gidelim. Mesela burada 100 gramdı. Suya batırıldığında demek ki 65 gram. Yağ batırıldığında da 40 gram çekiyor süngerler. A gram yağ tamamına batırıldığında her bir sünger 40 gram yağ çekiyor. O zaman A bölü 40 tane sünger var. Aynı şekilde B bölü 65 tane de burada sünger var. Toplam sünger sayısı da 12. Şimdi burada payda eşitlemeye çalışalım. Nerede eşitlenirler? 65 burada 130, 260, 520. O zaman şöyle diyelim. Burasını 8 ile, burasını 13 ile çarparsam 13a artı 8 ve 520 gelecek. 520 ile de 12'yi çarpalım. Buradan 104, 12, 624 yani 6240 geldi. A ile B'nin toplamını da 680 vermiş. Buna göre burasını eksi 8'e çarparsak B'ler gider. 13A eksi 8A'dan 5A gelir. 680'e 8 ile çarpalım. Şöyle 68'i e 8 ile çarptık. Buradan 64. 544 geldi. Bir sıfırımız da daha var. Burasını 8'e çarptığımız zaman 5440 oldu. 6240'dan da 540'ı burada topladığımız zaman eksi 540 olduğu için topladığımız zaman 800. 5A 800 ise A değerimiz de 160 geldi. 10. soru cep telefonu yüklediği şarkıları dinlemek için 20 şarkılık liste yapan Ela zaman zaman bazı şarkıları ileri alıp bazılarını tekrar dinlemek için geri almakta. Her şarkının dinleme süresi 4 dakika, herhangi birinin ileri veya geri alınma süresi 0.5 dakika. Toplamda 4 şarkıyı geri aldığına göre bu aralıktaki mesafe 2 dakika o zaman. 2 şarkıyı da ileri aldığına göre yine bu ileri geri dediği için 2 çarpı 0 burada 1 dakika. 20 şarkılık listeyi bitirme süresi kaç dakikadır? Şimdi 20 şarkının her biri de 4 dakika normalde 80 dakikası var. 4 tane şarkıyı geri aldığına göre o zaman o 4 tane şarkıyı tekrar dinlemiş. Dolayısıyla bir 16 dakikası var. Burada bir 3 dakika zaten geçti. Daha sonra 2 tane şarkıyı da ileri almış. Yani 2 tane şarkıyı da dinlemediğine göre o zaman o 4 dakikalıklardan kurtulmuş. 2 tane şarkıdan direkt geçmiş. O yüzden bir 8 dakikada buradan çıkarttık. Buradan topladığımız zaman 8 artı 3'ten 11 artı 80'den de 91 dakika sürmüş oluyor. 11. soruda Kırtasiye'den bir silgi ve 3 kalem alan Alp kasadaki görevliye 41 lira vermiş. Sonrasında Alp ile kasa görevlisi arasında bir konuşma geçmiş. E, hiç bozuk param yok bunun yerine aynı silgiden bir silgi daha vereyim demiş. Şimdi o zaman e, bir silgi daha verdiğinde 41 lira tamamlanmış olacağına göre o zaman 2 tane silgi ile 3 tane kalemin fiyatı 41 lira demek ki. Alp ise silgi istemiyorum bunun yerine bana aynı kalemden bir tane daha ver. Şimdi normalde bir silgi 3 kalemdi bir kalem daha ver demiş. Ben de sana 2 lira vereyim demiş. O zaman e, demek ki 2 lira eksik kaldığına göre bunların toplamı da o zaman 43 olacak. Şöyle yazalım. Silgi artı 4 kalemde 43 liraya eşit. Yok etme metodunu uygulayacağım. Buradan eksi 2 ile çarparsam silgiler gider. Eksi 8 buradan eksi 5k. Burada eksi 86 artı 41'den de 40, eksi 45 gelir. Ve k değerimiz buradan 9 olur. Kalemin fiyatı 9'muş. Yerine yazdığımız zaman 9 kere 3 mesela buradaki değerimizi yerine yazdık 27 geriye 14 kaldı. O zaman silginin fiyatı da 7'ymiş. Kalemle silginin fiyatını istediği için de cevabımız 16 geldi. 12. soruda bir elektrikçi salon aydınlatması için led lambaları karesel bölge oluşturacak şekilde yerleştirince elinde 41 led lamba artıyor. Şimdi burada x tane olsun kare olduğuna göre burası da x olacak. Toplamdaki o zaman lamba sayısı led lamba sayısı x tane burada x tane burada olduğu için x kare olacak. 41 tane de artmış. Toplam led sayısını bu şekilde yazdık. Daha sonra aydınlatmanın yeterli olmadığını gören elektrikçi demiş. iki sütun daha led lamba ekliyor. Şimdi x tane burada satır varsa iki tane sütun eklediğine göre buraya iki tane daha gelecek. x artı 2 oldu o zaman burası. Bu durumda ise 13 led lamba artıyor. Şimdi buradaki led lamba sayısı x çarpı x artı 2 artı 13 led lamba geldi. Elektrikçinin başlangıçta elinde bulunan led lambaların sayısının rakamları toplama. Şimdi burası led lamba, burası led lamba olduğu için eşitledim x kare artı 41 buradan da x kare artı 2x artı 13 geldi. x kareler gitti. 2x eşittir 13'ü diğer tarafa aldığımız zaman 8 buradan 28 geldi. x değerimiz de 14 oldu. Başlangıçta elinde bulunan demiş led lambalarının sayısının rakamları toplamı. Şimdi 14 14 olduğuna göre yani ilk başta şunu alabiliriz. Burada led lambaların sayısının rakamları toplamı. 14'ün karesinden 196 artı 41 diyeceğim. Buradan 7, 13, 237. Rakamları toplamını istediği için de cevabımız 12 oldu. 13. soruda bir baloncu belli bir sayıdaki balonun tanesini x TL'ye almış. Baloncu bu balonların iki tanesini alış fiyatına sattıktan sonra geriye kalan balonların her birinden 3 TL kazanacak şekilde satış yapmış. Baloncu satış sonunda 72 TL kar yapıyor. Buna göre hangileri doğru? Baloncunun bir balon alış fiyatı verilmezse kaç tane balon sattığı bulunamaz demiş. Şimdi burada alış fiyatı verilmezse demiş alış fiyatı zaten verilmiş tanesine burada xLL aldığı için bulunamaz ifadesi yalnız zaten bunu vermiş bize verilen bilgilerle x bulunabilir Şimdi burada alış fiyatını x demiş ama sonuç olarak alış fiyatını bilmiyoruz Karını biliyoruz buradakilerin karını biliyoruz satış fiyatını aynı şekilde bilmiyoruz Dolayısıyla buradaki sadece karı bilerek alış fiyatını bulamayız verilen bilgilerle baloncunun kaç tane balon sattığı bulunabilir. Şimdi şöyle diyelim mesela A tane balon olmuş olsun. 2 tanesini alış fiyatına satmış. O zaman 2x TL almış. Daha sonra kalanlar A-2 tane balon kaldı. Bunları da 3 TL kazanacak şekilde satıyor. Şimdi her birini x TL almıştı. 3 TL kazanabilmesi için o zaman x artı 3 TL'ye satmış. Dolayısıyla toplamda aldığı sonuç yani satış fiyatı bu şekilde geldi. 72 TL kar yapıyor. Şimdi bu satış fiyatı alış fiyatıyla sat karın toplamına eşit olması lazım. Alış fiyatı a çarpı x artı kar. topladığı zaman satış fiyatına eşit olması lazım. Bu denklemden e, balonun ba, kaç tane balon sattığını bulabilecek miyiz? Ona bakalım. 2x artı burada çarptığımız zaman ax artı e, 3a eksi 2x eksi 6 ax artı 72. Axler gitti burada. Daha sonra 2x'ler gitti. 3a, eksi 6'yı karşı tarafa aldık. 78. A değerini de buradan bulduk. Dolayısıyla A değeri yani kaç tane balon aldığını bulmuş oluyoruz. Ama buradaki dediğim gibi x değeri yani alış fiyatını veya diğerini bulmamız mümkün değil. O yüzden de doğru olan öncülümüz 3 olduğu için cevabımız yalnız 3 geldi. Evet arkadaşlar 3. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.